Harika Karavan kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerimiz. Ben Muhammed Selman Bilgin. Bu defa sizlere 236 santim genişliği, 6 metre uzunluğu olan salıncak dengeli tekerlekli konteyner evimizin tanıtımını yapacağım inşallah. Videomuza başlamadan önce bu videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve yeni modellerimizden haberdar olabilmek için YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Ayrıca bu videomuzu WhatsApp, Facebook, Instagram gibi çeşitli sosyal paylaşım platformlarında paylaşabilirsiniz. Daha öncesinden çekmiş olduğumuz yüzden fazla farklı modellerimizin videosunu da yine açıklama kısmında diğer modellerimizin videosunu buradan izleyebilirsiniz, linkine tıklayarak izleyebilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Burnumuzda yine yan taraflarında ve üstünde 4 cm kalınlığında poliüretan dolgulu sandviç panelden yaptık. Bu sandviç panelimizin de detaylı tanıtım videosunu açıklama kısmında göreceksiniz. Oradan izleyebilirsiniz. Üstünde çatı sistemimizi görüyorsunuz. Özellikle soğuk kış havalarında geceleri içerisinde rahatlıkla yatılabilmesi için hem yalıtım anlamında hem de kar yükünü orta tarafa vermediği için ciddi anlamda katkısı oluyor. Ondan dolayı bu karavanımıza çatı sistemi yaptık. Tabi bu tür özellikler de yine istek üzerine yapılan opsiyonel özellikler. Hemen altını göstermek istiyorum sizlere. Altına boydan boya galvanize sarç çektik. Onun üzerine 4 cm beyaz köpükle yalıtım uygulaması yaptık. Normalde 15 mm OSB kullanıyoruz. Yani bu taban yalıtım uygulaması yine opsiyonel bir uygulama. İstek üzerine yapılan bir uygulama. İçerisinde duşumuz var. 3 göz alt dolap, 3 göz üst dolap, mermer tezgahlı mutfağımız var. Bölmemiz var. 4 kişilik ranzamız var. Son derece kullanışlı bir karavan. 2 adet penceremiz var. Bir tane burada. Bir tane de diğer yan tarafta. 4 köşede denge kollarımızı görüyorsunuz. Kirikomuzu görüyorsunuz. Ayrıca bu karavanımızı nasıl askıya almanız gerektiği ile ilgili olarak yine açıklama kısmında videomuzu göreceksiniz. Karavanımızı nasıl güvenli konumlandırmanız gerektiği ile ilgili olarak o videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, genel itibariyle dışını göstermiş olduk. Şöyle. Evet, 200 litre depomuz var üstünde. Merdivenimizi görüyorsunuz, deponun merdivenini. Ve ufak tefek dışarıdaki su ihtiyaçlarınız için yine musluğumuzu görüyorsunuz. Karavanın içerisine girmenize gerek kalmadan dışarıdaki su ihtiyaçlarınızı o muslukla giderebiliyorsunuz. Salıncak dingil sistemli dedik karavanımızı. Yine bu salıncak dingil sistemi ile ilgili olarak da daha öncesinde çekmiş olduğumuz bir videomuz var. Bu sistemin yine avantajları ve bazı dezavantajları var. Tabi kullanım amacına göre kimisine çok daha avantajlı oluyor, kimisine dezavantajlı oluyor. Bununla ilgili de çektiğimiz videomuzu yine açıklama kısmında bulacaksınız. Oradan izleyebilirsiniz. Evet, hemen karşı tarafımızda duşumuzu görüyorsunuz. Bu sefer mutfağımızı, duşu buraya aldık, mutfağımızı buraya aldık. 3 göz alt dolap, 3 göz üst dolap, mermer tezgahlı mutfağımız var. Şöyle. Normalde biz duş kabinimizi de göstereyim şöyle bir içerisine hemen. Zeminimiz tek parça halinde alüminyum sacdan yapılıyor. Fiskiyesi, havalandırması. Burada elektrik tesisatı yani lambası. Tesisatları hazırlanıyor. Şimdi biz normalde bu duş kabinini bu tarafa yapıyorduk. Yani buradan buraya kadar duş kabinimiz oluyordu. Giriş çıkış yeri buradan oluyordu. Buradan duş kabinine kadar da 3 göz alt dolap, 3 göz üst dolap, mermer tezgahlı mutfağımızı yerleştiriyorduk. Ancak sadece duş olduğu zaman metrekareden daha çok kazanabilmek için, daha doğrusu daha verimli kullanabilmek için, mevcut karavanın metrekaresini, alanını daha verimli kullanabilmek için bu şekilde çevirmeye karar verdik. Yani biz bu şekilde duşumuzu buraya alıp mutfağımızı da buraya yasladığımız zaman burada yaklaşık olarak şu anda 70 santime yakın bir boşluk çıkartmış oluyoruz. Bir boşluk alan kazandırıyoruz karavanımıza. Buraya da bir buzdolabı olabilir, çamaşır makinesi olabilir, farklı eşyalarınız olabilir. Burayı da o şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada projemizde böyle bir değişiklik yaptık. Duş tuvalet olduğu zaman da, yani duşun içerisinde aynı zamanda tuvalet olduğu zaman da bu sefer yine biz metrekareden kazanmak anlamında duş ve tuvalet kabinimizi buraya alıyoruz. Yani buradan buraya kadar yaklaşık olarak duş ve tuvalet kabini oluyor.
Buradan da duvardan şöyle karşıdan göstereyim. Bu duvardan da yaklaşık olarak buraya kadar 3 gözalt dolap, 3 göz dolaplı şeklinde mutfağımız oluyor. Yine buradan da yaklaşık olarak yine bir 70 santimi biz mutfağa kazandırmış oluyoruz. Oraya da yine aynı şekilde buzdolabı veya çamaşır makinesi gibi çeşitli eşyalarınızı koyabilirsiniz. Bu şekilde çok daha kullanışlı oluyor. Hemen sağ tarafımızda bir bölmemizi görüyorsunuz. Burası odamız. Özellikle burada istirahat eden, dinlenen, yatan insanların rahatsız olmasını engellemek için bu bölme çok ciddi anlamda katkı sağlıyor. Aynı zamanda yalıtım anlamında da ciddi bir katkı sağlıyor. Yani burada kapıdan gelecek olan soğuğu odanın içine almıyoruz. Evet, bölmemizin uzunluğu 4 metre, yaklaşık olarak 380 santim küsür gelir. Burada soba deliğimizi görüyorsunuz. Rahatlıkla bir soba kurulabilir buraya. 4 kişilik ranzamızı görüyorsunuz. Ranzalarımızla ilgili daha öncesinde çekmiş olduğumuz videomuzu da yine açıklama kısmına koyuyorum. Nasıl ranzamızı takarsınız, nasıl çıkartırsınız ve ranzalarımızın avantajları nedir? Bununla ilgili olarak bir video çektik. Bunu da açıklama kısmına koyuyorum. Pencerelerimiz burada karşılıklı. Havalandırma anlamında ciddi bir avantaj sağlıyor karşılıklı pencerenin olması. Bu arada bilmeyenler için, daha doğrusu videomuzu ilk defa izleyenler için de tekrardan hatırlatayım. Konteynerlarımızın içten iç yükseklikleri 2 metre. Standart yüksekliğimiz bu şekildedir. Şöyle geniş açıdan dışarıdan tekrar göstereyim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Detaylı bilgi için videomuzun başındaki cep telefon numaramıza çağrı bırakabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağ olun.